Allah yok, saplamaya devam. Bu deli mi? Bu deli mi? Bu gay mi? Tamam, dağılıyorum. Sen bile o gözü, amına bak ben adamı görüyorum. Durdurun, yüzümü şöyle gözümü açar. Evet adam yarra yedik. Sen bana geldin mi lan bana bak? Emlakçı var, galerici var, torbacı var, hırsız var, gay var. Kavga olayı var. Bir kavga olayımız var. Ömer Ayhan Tatlı'dayız, Kızılay. Uzun su 6 ayda bir yapıya bak üzerine. Aslı bir şey. Bildiğin şey yok. Hani böyle etek tıraş olursun, cilet atarsın 10 yıl sonra. Senin etek tıraş olursun. Allah'a emanet olun kardeş. Seni 06 izleyin. İzlemeye devam edin. Herkese selamlar arkadaşlar. Çok güzel bir videoyla sizlerle beraberiz. Bugün benekli Ayhan Koç'u bulmaya geldik. Ayhan abiyi bulmaya geldik. Güzel sohbetler etmiştik ama biz de Ayhan abiyi nerede bulduk? Hemen seçenekleri sunuyorum. Pavyon, karakol, dövmeci ve emlakçı. Acaba hangisindeydi? Ama şimdi sorunun cevabı burada. Hemen ben de gelirim. Ne yapıyorsunuz burada? Ramazan'a gibi bir şey oldu. Yani biz daha ne yapıyoruz? Dövme abi, ne oluyor? Hayır abi, ne oluyor burada? Dövme mi yapıyorsunuz? Bu spoga. Kardeş şimdi bu spoga 75 lira olmuş. 55'ti. Evet. 20 lira zam gelmiş. Ekiden kül alacağız buraya. Damacana şuraya bağlayacağız. He. Çiviyle. Bu acıyor, acıyor diyene hortumu sokacak ağzına. Evet. 3 saniye. Nasıl hastanede ameliyat olunca böyle bayılıyor ya. Narkoz veriyor ya. Evet. Sen bayılıyor. Bu da ben öyle yapacağım. Kendini kesin adam. Dayanamıyor. Ayhan abi gerçekten dövme, şey paçadan daha zor bir şey. Kime ne bu, ne jilet mi ne? Pastı bir jilet. Bildiğin hani böyle etek tıraş olursun, jilet atarsın 10 yıl sonra. Senin etek tıraş olduğun jileti. Hani atarsın banyoya. O otelde batar. Otelde 10 yıl sonra ben kendim kesiyorum ya. Aynı onun gibi. Pastı bir jilet de senin etek tıraşı olduğun jilet de ben kendimi kesiyormuş gibi hissediyorum. Oğlum dolar mı? Oraya büyük bir dövme yapacağız ya oraya. Bacağı. Ben de diyorum ki senin dövme var sanıyor. Bunu acımıyor diyenler yalan söylüyor. Şuraya. Yok o yalan. Ya gay adam gay olur. Ama abi sen gay olur. Erkeklerle gezin acımaz. Alışkındır. O orası bu çocuğu alışkındır. Şimdi yeni dilde yeni bizim gibi böyle hemoroidde. Evet. Z kuşağı mı? Evet. A kuşağı, mayası. Biz Bağsır, ben Mayasır derim. Ben Z kuşağı mı oluyorum ben? Yok abi sen Y mi oluyorsun? Ben yarrak kuşağı mı oluyorum? X kuşağı. X kuşağı. Ha. Sizinkiler hemoroid de. Hemoroid. Bu 90 doğumlu. Bu Bağsır der, ben Mayasır diyor. Ben Z kuşağıyım. Sokakta yürüyemiyor, maskeyle de yürüyemiyor. Evet. Kar maskesiyle de yürüyemiyor. Hiçbir yerde yürüyemiyor. Allah aşkına. Evet. Ben Mardin'in gerçekten hayranlar tarafından Ayhan abinin bana biri ünlü reklamını yaparsa bozarım. Ben herhangi bir yolda birini durdururum. Yüzümü şöyle gözümü açar. Eğer adam yarra yedik. Telefon geldi mi lan bana? Yolda birini durdururum. Sadece gözümü göstereceğim. Maske var, şey var. Mere var. Gözümü gösteririm. Beni tanımazsa, dört tane bir alırım. Ama tanırsa ben bunu sikerim. Dubai söylemiyorum da. Türkiye'nin her yerinde muzu yapmışım. Her yere gitmişim. Artık bıkmışım. Bu işlerin sonu yok da. Artık bu işlerin sonu topluma gider. Ben Allah'tan gece 10'da doğdum için. Ben hiç sorun yok. Ben geri döndüm şoförlüğe. Normalde daha fazla eğlenirdik de daha böyle verimli olurdu ama yine de enerjim sizin sayenizde geldi yani. Valla benim de çok geldi. Bu arada like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Röportajlarımız devam edecek. Haftaya da inşallah sokak röportajında Ayhan abi, Benekli Ayhan'ın repliklerini sormaya devam edeceğiz. Şey yapalım gidelim çeke. Şimdi sen diyorsun ki Benekli Ayhan'ın 3 sözünü dinleyeni kırmızı tıbo hediye. Bir söz diyorum, iki sözünü söylüyorum, normal bir şey yok, bir şey yok. Üç tane söz diyorum, kımız tıbuk. Bir de dört sözünü söyleyelim, dört lafını söyleyelim. Benimle hani tanışma, resim çektirme. Yemin ediyorum, ben de arkadan gireceğim. Böyle benim şundan, benim burada eşyalarım var, benim iki tane bere, bir şapka. Evet. İki tane bereyle geziyorum, yüzüm kapalı geziyorum, benim gözümde tarih geziyorum. Ben orada şapkayı çıkaracağım, bereyi çıkaracağım, resim büyüğü çekeceğim. Zaten beni gören ya canlı yayın yapıyor, ya birini arıyor, ya da... Ya birini arıyor, ya canlı yayın yapıyor da ne yapıyor? Ünlü olayım diye video çekiyor. Tam o ip iğnelik, onu ben yapmam lazım. Değil mi? Hepsini anlatacağım. Telefonu nasıl çekeceksin abicim? Oğlum iğnelik var, ip var. Telefonu götünden sokuyorsun, ipi çekiyorsun, endoskopi yapıyorsun. Karaciğer, akciğer, endoskopi yapıyor, çekiyorsun. Onu YouTube'a, Instagram'a, TikTok'a, ProLife, SuperLife, VivoLife, SuperLife neyse seçime yüklüyorsun. Ondan sonra ünlü olmazsan, orospu çocuğuyum, beni arıyorsun, sana bir kasa kırmızı bak arıyorum. Bir kasa kırmızı bak 75 lira olmuş. 75 çarpı 24 ne yapar? 1750 yapar. Yarrağı ne yapar? Hesaplamadım. Sen çekiyor ya. Nasıl var ya? Gideyim anlamıyorum. Çok güzel. Şimdi bunlar 10 saniye çekiyor ya, kullandığı 1 dakika. Aynen abi, ben daha 2 saniye edit yapacağım. Bunlar 2 saniye çekiyor, kullanacağı 15 dakika. İçinden belki 1 dakikası patlıyor, Instagram'a, TikTok'a düşüyor, fırlıyor gidiyor. Aynen öyle. Ben şu anda beri konuşuyorum. Şuradaki konuştuğum 1 saat çekseydi,
En sonunda 10 tane küfür ettim. Onu da fırlardı. Abi peki şey diyeceğim. Seni sokak röportajında sorsak haftaya da bu konuyla ilgili bir açıklama bekliyorum senden hemen. Konur'da neler olacak? Tamam ne soracaksın? Ben cevaplayayım. Diyeceğim ki bana bir Benekli Ayhan repliği söyleyin. En çok sevdiğim lafları söyleyeyim mi? Söyle gelsin abi. Ne diyeyim? Durma yok saplamaya devam. Bu deli mi? Bu gay mi? Kırmızı Tibor. Evet. Ankara gücü. Ondan sonra benim arkadaş çevremi biliyorum 9 kişi. Evet. Emlakçı var, galerici var, torbacı var, hırsız var, gay var. Dövmeci var. Dövmeci var. Kestikçi var. Benim ondan sonra bir sürü lafım var da aklıma gelmiyor da ben bunları bana diyor ki replik yap diyor. Ben ilkokulu 3 sene gitmişim ilkokul böyle. Salah bana demiş replik yap diyor. Ben sinema, tiyatro izlemedim. Oynamam da bilmem diyor. Ben kimse izlemem. Ben ne yapayım? Aklıma bir anda gelen laflar. Adam mesela bir ortamdayız. Adam mesela bir geylik bir hareket yapar. Bu gay mi kardeş dedi. Bu tarzı mı o? Adamın ben zenginliğine, makamına bakmam. Çok tası kim? Ne işe basarsa bana ne? Amına koyup ölünce zaten yan yana yatacağız. Yarar. Filmlerde adam sinemada, tiyatroda ya da Türkiye'nin en ünlü en ünlüsüymüş. En ünlü YouTuber'ıymış, en ünlü sinemacıymış. Bana çok tası kimdi? Ölünce sikerim. O dediğiniz ünlüler ölünce sikerim ama. Çok ünlü sinema filmi 10 milyon izlemiş. Çok ünlü YouTuber. Her programı 10 milyon izlemiş. Çok ünlü siyasetçi. Çok ünlü neydi? Tribüncü, maççı. Gayrimeşru. Çok ünlü mafya. Mafya. Onlar ölürse sorarım ben size. Mezarın başına gidin, sabaha kadar ağlayın. Mezarın içine girin. Ben size kürek vereceğim. Benim Nisan'da aracımın vardı. Bende kürek başlıyor, cep küreği. O küreği veririm, götünüze sokun. O mezarın eşi, o mezarın içine girin. Amına koduğumun çocuğu, kendini öldür, o mezarın içine gir madem seviyorsan. Bir insan bir insanı seviyorsa öldürürken içine girer. Seviyorum diyor, adam barda, pavyonda, kara kıza gons yapıyor. Gece kulübüne öküz, tren, W'ye gidiyor, patlıyor, çatlıyor. Baya aşık o. Bu nasıl ya? Öyle bir şey, aşk mı? Adam seviyor, maaşım diyor, boşanıyor. Karısını bıçaklıyor. İnsanı neler neler. Karısını oğlum bıçak... sevgi, aşk diye bir şey yok. Hep yalan, dolan. Ne var abi? Gerçek para hiçbir mı? Hiçbir para mı gerçek? Gerçek %90 para, evet. Estella. Dövmelerin çoğunu kendim yaptım. Buna gelene kadar amına koyayım 6 ayda yapıyor bir dövme. Güzel yapayım 6 ayda yapıyor. Abi, çok özür dilerim. Burada ne? Abi nasıl? Cezaevi dövmesi. Cezaevi dövmesi ne olmuş? Ha bu da dövme. Bu Ömer'in yaptığı dövmeler. Bu da benim yaptığım dövmeler. Abi, ne fark ediyor? Ama o da bu ya bu da bu ya. Bu deli mi? Hep deli amına bu deli. Bu deli mi? Jileti nereden buldun abi? Jilet değil senin saçma geçme şunda kestim. Vallahi iyi kesmiş. Senin çorap nerede ya? Aa bu nerede dövmesi? Dövmeyi bulamıyorum ki. Bu değil lan bu küçük. Hadi uzak kaçayım. Daha bir şey yapmamış halimizde stüdyo. Daha da iyi olacak değil mi abi? Tabii canım. Aha. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Harbi çok iyi ortam ya. Ya daha bir şeyler daha iyi. Bak bu kedi Lord kedi. Ayhan abinin kedisi bak. Ayhan abinin kedisi. Benim şey... aslan diye kedim var gece kondu. Cama vurup üşüyordu. Amına koy bunun kedisi de buraya sıçıyor. Ortadan sıçıyor. Yemek yiyor. Tam affedersin kedi buraya sıçıyor. Kedi yiyemeyecek yiyemeyecek. Şurada değil mi? Benim kedim vardı gece kondu. Aslan diye sapsarı. Biz evi satın aldıydık. Gece cama vuruyordu, işiyor, geliyordu, gece konduydu. Bunun kedisi de buraya sıçıyor, ortalığa sıçıyor. Gidiyor, kemik benim yemez ölür diyor. Bizim kedik, bizim kedik. Ama yetiştirme. Senin de yerdi değil mi? Ama yetiştirmeyle alakalı. Bizim beni sikiyim. Benim pitbull vardı, yüzümü ısırdı, burnumu, kedimi. Her yerimi ısırdı ama bu. Beni hani yer var, nereye yaşın yer koydu 3 tane, herkes bilir. Ateş diye. Senin kedimi de sikiyim, köpeğimi de sikiyim. Ben böyle, ama ben böyle yetiştirdim. Şarkayı kes sen. Ben böyle alıştırdım. Arka tarafı kes lan. Keseyim abi. Kes abi, gel ya. Yani komple değil şuraya kadar. Tam değil bak. Akşam pavyona gideceğim değil. Oğlum ya. Öyle değil şuradan başla. Hah. Yarayı kes. Gerçek diyor. Tamam abi kesiyor. Kurtu gördün ya kurtu. Allah'ını seversen kes. Bak hayran mı abi kestene. Ya Ayhan abi çok mu kesiyor az mı anlamadım ben ya. Lan şuraya kadar hızlı kes de şuraya kadar. Ha, kardeş. Şurası şey. Tamam kesiyorum abi. Senin ağzını sikeyim. Kendim kesiyorum bak. Bir sanat harikası. Biraz daha girmen lazım abi tam kesmiyor ama. Ben bilirim abi. İlk besleyen kadın kuaförlüğü. Yapacağım şey var. Sizin var ya, hayatta kalmanız. Ben cennetçiye inanmıyorum ama. Sizin nefes alıp konuşmanız Allah'ın var olduğunu gösteriyor. Neden? Ama ben bu saçımı kesemiyorsun, malsınız ya. Onu götürüyor musun? Onu efektüroş yaparsın. Senin bir ağzını sikim. Lan şurada kıl varım ya, sen aklına bir de benziyor. Ben keseyim, Allah aşkına. Burada ben keseyim. Şurada kıl varım şurada. Var var direkt. Ya saçı mı değil şuraya kadar kesti. Dur abi. Abi kesiyorum dur Eren. Bir şey Eren çek lan. Lan sen ya. Ora. Ben yapıyorum dur. Bak düzgün yapıyorum. Görüyorsun değil mi? Alıyorum hepsini. Tepeye kadar kardeş. Ha tepeye kadar alıyorum. Şuraya kadar yeter mi? Dağılıyorum. Sen bilin koca. Amına bak ben kapı görüyorum. Abi dur kızma ya. Alıyorum zaten. Lan kardeş şurada kıl var mı yok mu? Var şurada biraz var. Ha al kardeşler.
Tamam. Ömer abi şuraya kadar alayım mı? Bir bak sonra Ayhan abi. Al kafana göre abi ya. Sikerim sonra izlerim küfür ederim bak ha. Görünür mü? Al abi. Öyle yapma. Ya almıyorum oraya kadar. Buraya kadar aldın. Tamam kafana ben, göre. Ben berber miyim ya? Ben berber. Ayhan abi sıra şey diyorum berber. Ya bir insan abi normal bir insana bunu ben keser. Ama çok güzel kestin abi. Siz nasıl bir insan? Çok güzel kestin abi. Valla öyle. Kendim kestim de. Eline sağlık. Siz nasıl bir insansınız? Siz Allah'ın var olduğunu var ispatısınız. Ateş tanrının ateş mi? Ateş mi? Ateş. Ateş mi? Ateş oluyor ya. Ateş. Allah inanmayan deniyor. Biz Allah'ın... Onu getirin sizi göstereceğim. Lan amına koydu bu çocuğu. Madem Allah yok. Bunlar nasıl yaşıyor? Bunlar nasıl yaşıyor? Bunlar nasıl yaşıyor? Bunlar nasıl yaşıyor? Bunlar bunlar? Adamlar bak bak. Tıraşı bile zor yaptı. Evet arkadaşlar aylardır Ayhan abiyle buluş... Nereden geliyorsunuz? Ha bir daha giriş yapalım. Evet arkadaşlar aylardır Ayhan abiyle buluşacağız. Buluşacağız, evet. Buluşamadık. Abi kısmet. Evet sonunda kardeş benim nerede olacağını biliyorum. Evet senin... Sanayiye ki açtığın sanayi. Evet. Karagol, Maç, Ankara Gücü ve Pavyon Bar. Sen gezmiyor musun? Geziyorum valla. Bar Pavyon'a gitmiyor musun? Yani oraları çok gittim abi. Ben içine gidiyorum. Evet kardeş al şunu ye. Eyvallah abi. Nasıl gidiyor abi keyifler nasıl? Şimdi ben 3-4 yıl 3, herhalde 3 sene çalışmıyorum. Yani 30-20 sene çalıştım. Ünlülerle götümüz kalktı. Parayı buldum çalışmadım. Doğru yani ha. Parayı buldum çalışmadım. Sonra elim alacaktım. Kamyon bebeğimi alacaktım. Baktım yaşım daha genç. 44 yaşındayım. Daha genç. Hani alkol ve bu alkol kafa yapıcı madde, karı kız, gay, travesti bunları bırakmadığım sürece benim adam olmaz dedim. Bir dedim 6 yıl daha çalışayım 50 yaşında. 2-3 tane arabam var. Herkes alayım, herkes satacağım. Bir tane 4.30 iyi. Demeye alacağım kablo. Gezeceğim. Ben de görmüyoruz Ayhan abi. Ayhan abi nerede? Benekli Ayhan nerede diye soruyorsunuz. Anlat abi nasıl geçiyor? 3 aydır otobüs şoförlüğü yapıyorum. Hı-hı. Dün Alanya Spor Ankara Gücü maçı vardı dün. Evet biliyorum. Hiç uyumadan. Sarı sabah 6'da kalktım. Çarşamba sabah 10'a kadar araba sürdüm. Hiç uyumadım. Çarşamba akşam 8'de çıktım. Pazartesi, Perşembe sabah burada oldum. Sonra Ayaş'a gittim. Bundan önce de Ayaş'a gittim. 5 gün hiç uyumadan araba sürdüm. Allah aşkına 46-50 için canını götürdüm hiç uyumadım. Ama hiç de kaza yapmadım. Dikkatle sürdüm. Bizim Ankara 3'te kafa güzel. Bas. Biraz da bas. Hızlı git. Ben ama kamyon değil. Küçük araba değil. Yavaş gidelim. Otobüs ters dönerse abi yoksa sıkıntı olur. Anamı sürgülüyor. Ömer abi. Abi böldüm de. Hangi boyut olsun? Bir dakika. Evet, hemen konudan bahsedeceğim. Buraya, buraya 1980 yazıyor. Burada keleş yapacak kafamın şuraya boşluk var. Arkasına da dikeni tel yaptıracağım. Şimdi götümün deriğin orada boşluk var. Bir de şuralarda var. Ömer abi bu arada hemen konuya gelelim. Evet, Ömer Ayhan Tatlı'dayız. Kızılay. Ömer evet, abinin yerindeyiz. Işte. Bu gördüğünüz dövmeleri çoğu Ömer abi evet. Ait hemen döndürdüm. Çok uzun süre. 6 ayda bir yapıyor ama güzel yapıyor. Evet. Neden uzun yapıyor onu söyle. Neden uzun hemen yapıyor? Ömer abi açıklasın. Ha, neden 6 ay sürüyor bir dövme? Neden 6 ay sürüyor? Değil çünkü biz Ayhan abi bizi burada sürekli güldürüyor. Güldürdüğü için de biz dövmeden çok muhabbet ediyoruz, eğleniyoruz burada. Gülme krizlerine giriyoruz saatler boyunca. Evet. O yüzden dövmeyi yapamıyoruz. Mesela bir nokta atıyorum, aradan çok yarım şey saat geçiyor, bir gidiyor. Nokta daha atıyorum. Öyle evet. Öyle gidiyor. Bizim bir dövmemiz burada bir sene sürüyor. Demek ki biz 10 tane, hedefimiz 10 dövme. Demek ki bizim 10 yıl sürecek. 2035'te, 34'te bitiririz Ayhan abi. Bu arada hakikaten şakası ben efsane eğlenceli bir ortam var burada. Ömer abi bir dövmeyi bir kısmını yaparken yarım saat gülüyoruz. Sonra tekrar yapıyor, tekrar gülüyoruz. Benim buraya gelirken iki tane yanımda adam oluyor. Menajer, şoför, koruma, moruma. Bunun da buraya... Müşteriler olur 15 tane. Bir de bu buradaki de 15 kişi burada paylaşım yapıyor. Aynen. Bu yapıyor bilmiyorum. Sıraya geçiyorum. Şimdi hepsi buraya 120 kişi geliyor. Canlı yayın yapar. Video çeker. Askerdeki abisini arayan. Yok babası doğal da babası var ya. Onu bunu arayan. Arayan sonra bizi burada dövmeye Ayhan yazıyor ya. A'yı zor yapıyoruz. Altı sonra bir daha geliyorum. Bir A bir A derken bizim iş piş oluyor. Bir gün tarlamını kestim. Bir gün insanlara soru sor. Benim sorularımı. İki. Bir de benimle beraber yaparız bunu. Ayhan abiyle çok güzel bir röportaj geldi. İnşallah da belgesel 3 çekeceğiz. Değil mi abi? O da çok güzel olacak. 7 milyon izlendi benim belgesellerim. İnşallah 3.'yü çekeceğiz. Ondan sonra patlar yine. O da çok güzel olur. Ayhan abi sana bir konu daha var. Ya millet merak ediyor şimdi ama doğrusu eğrisi konunun belli değil. Ben de merak ediyorum. Herkes merak ediyor.
bize, ya şu Isparta'da mıydı abi? Kavga olayı var. Bir kavga olayımız var. Bunu bize anlat. Bu kavga olayının doğrusu, yanlışını bir söyle. Neydi? Şimdi beni bana günde 1000 mesaj WhatsApp'tan geliyor sinirim. 1000 mesaj, 999 mesaj Instagram'dan gidiyor, hep mesaj geliyor. Ben hiç bakmıyorum. Adam bana küfür ediyor. Bu bana diyor ki abi sana küfür etmiş diyor. Aradan 5 yıl geçiyor. Bebek küçük bir çocukmuş. 13 yaşında büyümüş. Abi özür diliyor. Ben internette ona hiçbir şey inanmıyorum. Sonra ben internette ben otomobil festivallerine gidiyorum. Şuna dedim ki sağ ünlü var orada. 10 tane ünlü var. 2-3 tane kız vardı. Dediler bar var mı, yok. Burdur'da bar yokmuş. Ben Isparta'da olduğumu bilmiyorum. Isparta Burdur 20 dakikaymış. Yakın yakın. Ben olurdu. Bar diye oraya gittim. Sonra biz girdim. 100 tane masa var, bistro. Orada herkese resimle çekindim. Ondan sonra beni orada şikayet etmişler. Böyle evet. Kaynatıyorum böyle. Patlıyormuş. Ne diye şikayet etmişler? Ben de Burdur'a otobüsle gidiyorum Aşkine. Benim de bıçak var. Leşter var, jilet var, sallama var, şey var. Ben motosikletimi Aşkine park ediyorum, benim arabam yok. Aşkine motosikletimi park ediyorum. Ben Aşkine metro turizmle Burdur'a gidiyorum. Üzerinde bir şey olsa ötmez mi? Evet. Ya da bende bir kilo uyuşturucu madde olsa ötmez mi? Öter. Bir de bir kilo suyu batarı gezer miyim ben? Evet. Bende beyin var, gezer miyim? Yok abi. Burdur'dan işim bitiyor, psikoloğa gidiyor, ispat oldum bilmiyor. Beni uyuşturucu içiyor, işgal etmişler. Satıyor diye, pardon, satıyor diye. Ve böyle patlıyor, kaynatıyor böyle. Uyuşturucu madde için. Neyse, o da bana saldırdılar, bir, ikinci saldırı, üçüncü ben montumu unuttum, montum hamile gitti. Olay 9 saniye falan sürdü. 3 kişi. Bir kişi video çekmiş. Ünlü onlar için. Şimdi Isparta'ya kim gider? Hangi saat gider? Vallahi kimse gitmez abi. Eğlenmeye gidersin. Başka niye gidersin? Ben işte. Ya başka Burdur'a bir... kim gider? Kimse gitmez. Ben Sivas'tayım. Sivas'a kim gider? Dedem bile oradan kalkmış amına. Ben burada memleketleri kötü demiyor. Isparta, Burdur, Sivas, anam Yozgatlı. Yozgatlı. Küçük şehir o yüzden. Şunlara kim gider? Adam beni görüyor köyde. Ve böyle ünlü olasına Bayhan abi dövek demişler. Neyse. Bana tekme attılar. Düştüm. O gün de ben gündüz 10 tane kırmızı tubuk, viski, rakı, cin, bir sürü şey içtim. Kahve yapınca madde içtim, yaradın mı? Kustum, 3 kere kustum. Evet abi. Şeyde, sahneden sonra festivalde ben barda kustum. Herkes bana dedi ki sana yazsın, ne oldu dedi. Çok kustum, çok içtim. O kafayla bana saldırdılar. Yanımda bıçak yok, neyse. 3 tane tekmeyi yedim. Sabah oldu, Burdur'da bir gün kaldım. Ertesi gün yanlış otobüse binmişim. Konya üzeri gelmişim Ankara'ya. 2 gün geçti. 3. gün ona herkes beni arıyormuş. Kavga olayı mı? Orada da bir şey yok. 3 sene askerlik yaptım. 3 kere, 4 kere yoğun bakımda yattım. Boynumu kestim. Ondan sonra 2 kere cezaevine girdim. Ailemin haberi yok. Sincan'da yattım. Antalya'da yattım. Ailemin haberi yok. Oğlum ben gay miyim? Ben çocuk muyum? Aileme söyleyeyim her şeyi. Doğru. Ölürsem zaten adli tıba gelip ölümü alırlar. Ölmezsem çok da sikim de. Peki niye bu olayı bu kadar büyüttüler abi? Yani neden? Olay... Şimdi Allah'a şükür ben Mardin Midyat, Mardin Nusaybin'de Kırlareli'ne kadar ben gidiyorum, göçmen taşıyorum. Ben Edirne Kırlareli'nde Mardin'e kadar gezen adamım. Dedim Antalya'yı, Trabzon'u, Rize'yi saymıyorum. Beni herkes tanıyor. Hangi markete, hangi sokağa insem, otobüse insem, beni hangi jandarma, polis şerif tanıyor beni. Evet. Tanıdığım için. Onlar da sana film yaptılar. Ünlüyüm diye gezenlere buradan söylüyorum. Amına koydum bebeleri, bir yola çıkalım. Hangi bir tanıyacaklar? Nerede kadar ünlü varsa nasıl içeyim? Bunun dipnot. Nerede kadar benden ünlüsü, benden ünlüsü ya mezarda ya cezaevinde. Aynen öyle. Benden abi. Hızlısı, benden ünlüsü ya mezarda. Adam benden hızlı ve ünlüyse ya mezarda ya da cezaevindedir kardeşim. Bu arada doğru söylüyor. Ünlüyüm diye geziyor. Aman Allah'ım beni lan. Bayağı bu arada video birikti. İçeride kaynattık, ettik. Aman Allah'ım 10 saat çektik. Yayınlayacağı 10 dakika. O zaman bayağı bu kredi takayım. Ben de paylaşacağım. Aynen öyle. Benim Instagram'da paylaşacağım. Benim yani bende bot takipçi yok Allah'a şükür. Ben bakmıyorum gerçi de. Benim 500 bin YouTube, 250 bin Instagram'da. İnşallah Allah izin verirse oralarda da paylaşacağız. Senin YouTube kanalında paylaşacaksın Instagram'da. Aynen ben Instagram'da linkini atacağım. Olur abi. İnşallah. Ben de linkini atacağım. Sonra onlar sen korusun zaten. Olur abi. Hepsini koyacağım. Hiç merak etme. Sokak röportaj yapacağız sizle. Benle ilgili. Bir de benle yapacak. Bir de YouTube'a. İnşallah onun sağ Ankara'mızın bebesi. Arkadaşlar şimdi herkes abone olun, izleyin diyor ama bize Ankara'mızın bebesi. Beni sevenler abone olsun, izlesin. Yani abone olup izlemeseniz bile izleyin. Abone olmuyorsanız izleyin. İzliyorsanız abone olun ya da bir şey yapın kardeş. Ankara'mızın bebesi var diye bari abone olun. Şimdi ben de diyor, benim kanalıma abone olmayın diyor. Ne var? Ona da küfür ediyor. Bize de aynısınız. Ne ya küfür etmeyin de abone olursanız, olup olmuyorsanız valla kızarım, küfür ederim. Eyvallah arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Güzel olun, güzel olsun. İnşallah abone olursanız yeni videolar gelecek. Aynen. İlla ben Tayland'a, Dubai'ye gittim, izliyoruz. Ankara'da izledim de biriniz. Benekler Ayhan'da bir gün.
Tertemiz. Bir Ankara'da bir düzgün. Bir de sokak lezzetleri çekmez miyiz abi şöyle? Ben bir Ayşe ayarlasam. Benekli Ayhan'la, Ayhan'la bir gün. Sana bir şey söyleyeceğim. Birlikte bir sokak lezzetleri gitmez mi aslında? Sokak lezzetleri de olur. Benekli Ayhan'la şoförlük gençleri de olur. Olur. Maç, dövme gençleri, her şey olur. Her, her şey olur. Böyle bir seri de yapabiliriz aslında. Yaparız, serilerle yaparız. Ama benim belgesel patlar. Hepsini ayarlarım ben, sen bana ver. Belgesel belli. Ünlü olmadan önceki, ünlü olduktan sonra, ünlü olduktan sonra ve ünlü olunca. Oo, hepsi size Türkiye'deki yaşanan hayatları anlatacağım, ağzınız açık kalacak. Bunları neler, da, bu arada ben de merak ediyorum. Ne insanlarla gezdim, neler içtim, neler gezdim, neler sapladım göreceksiniz. Telefonlar da çalmaya başladı. Ankara'nın bağrından Şerif 06 ve Benekli Ayhan'dan selamlar. Sizleri çok seviyoruz Ankara bebeleri. Ve kendinize iyi bakın herkese. Ayıp olur bak telefona, telefonu açmıyor. Anam bir sikim o neydi? Camlar yere düşüyor. Al. Şunu da söyleyeyim. Telefonu götü göre olur. iPhone alsam global açılırdın herhalde. O iPhone alsam dünyada İngilizce çevirebiliyorlar. Bana evet. Bekar ediyorum ya. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Çok uzun oldu. Aklı zaten Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun kardeş. Şerif 06 izleyin. İzlemeye devam edin. Eyvallah. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Abi süper oldu ya. Çok teşekkür ederim Ayhan abi. He ya çok güzel oldu. Son oldu. Çok keşke 1-2 de yapabilirsin. Sonsuz olsa 1-2 bölüm son yapayım. 40 saniye.